Sevgili Merve Erdem Burger konuğumuz. Kendisi uzay hukuku uzmanı. Uzayın nasıl bir hukuksal boyutu olabilir diyor insan ilk düşündüğünde. Hocam niye bir boşanma avukatı ya da niye bir ticaret hukuku değil de bu alanı seçtiniz? Ben açıkçası öncelikle bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Bu soruyu çalışmaya, uzay hukuku çalışmaya başladığım ilk zamanlardan beri duyuyorum. Ya da bana şöyle sorular soruyordu. Dünyadaki sorunlar çözüldü de uzay mı kaldı? Uzay mı kaldı? Yani. Evet. Neden uzay hukuku? Ben zaten hukuk eğitimimde önce bir uluslararası hukuku keşfedince, uluslararası hukuk özellikle devletlerin ve uluslararası örgütlerin ilişkilerini düzenleyen hukuk düzeni. Ben Türk hukukundan çok uluslararası hukuk çalışmak istediğimi fark ettim ve uluslararası hukukta da özellikle Türkiye'de çalışılmayan alanların çalışılması gerektiğini düşündüm. Türkiye'de tabii bu bizim de Türkiye olarak sahip olduğumuz sorunlar sebebiyle bir deniz hukuku çok çalışılıyor, çok da önemli. Ya da savaş, kuvvet kullanmaya ilişkin hukuk düzeni ya da işte Birleşmiş Milletler, bunlar çok yaygın çalışılan konular. Ama uzay hukuku çalışılmıyor ve Türkiye 90'lardan beri aslında özellikle uzay faaliyetlerinin içinde ve daha da ben 2011'de çalışmaya başladım ve 2011'den beri ayrı bir uzayla ilgilenen ajansın kurulması planlanan bir şey yani. Ve Türkiye'nin uzay faaliyetlerinin giderek artırılması öngörülen, istenen bir şey. Ve ben uzay hukukuna Türkiye'nin ihtiyaç duyduğunu, daha da duyacağını o dönemden hissettiğim için uzay hukuku çalışmaya karar verdim. Türkiye'de uluslararası hukuk master'ı yapmaya başladım ve tezim uluslararası uzay hukuku üzerineydi. Çok güzel bir konu hocam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Şimdi uzayda nasıl bir uyuşmazlık olabilir? Mesela şimdi benim aklıma ilk şey geliyor. İşte Mars'a biliyorsunuz koloniler kurulmak isteniyor. İşte SpaceX firması, NASA bir şekilde araştırmalar yapmak için işte cihazlar, keşif araçları gönderiyoruz. Orada mesela atıyorum Amerika işte NASA gönderdi ya da orada bir maden bulundu, değerli bir maden. Sonrasında Çin işte oraya gidip onun yakınında hani hep öyle olur ya. Çin de oraya gidip işte ya ben de şu madeni burada bulacağım. Şimdi Amerika şey diyebilir mi? Ya hayır kardeşim önce biz geldik buraya. Sen bir dur. Sen de git bak şu dağın arkasını kaz gibi bir şey mi olur? Nasıl bir hukuksal bir mücadele doğar? Ya bu şu an için cevaplaması çok zor bir soru. Ama ben mevcut hukuk düzeniyle şunları söyleyebilirim. Şimdi mevcut hukuk düzeninde temel olarak uzay serbestleri diyoruz yani. Herkes uzayı biz özel kişiler olarak da, devletler olarak da uzayı kullanma, uzayı araştırma ve uzayda bilimsel araştırma yapma hakkına sahibiz. Serbest değil mi şu an bütün ülkeler için? Tabii ki. Herkes için serbest gidebiliyorsan. Tabii bunun belli sınırları var. Sınırlandırmalardan bir tanesi devlet olarak gidip egemenlik iddia edememek. Bir diğeri uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması. Bu ne anlama geliyor? Tabii anlamı tartışmalı olmakla birlikte herkesin üzerinde uzlaştığı husus uzayda belli silah denemelerinin yapılmaması. Uzaya askeri üs. Bunlar yasak değil mi şu anda o zaman? Tabii yasak. Uzay gök cisimlerine askeri üs kurulmaması, askeri manevra yapılmaması. Bu sınırlar dahilinde uzay çalışmaları serbest. Belli sınırlar da var ama temel olarak bunları söyleyebilirim. Dolayısıyla Amerika gidip uzay madenciliği yapabilir. Bunu engelleyen bir hukuk düzeni yok şu anda. Çin de gidip yapabilir ama şu anda gündemde zaten uluslararası toplumun gündeminde de bu iki ülke orada nasıl yapmalı, nasıl bir arada faaliyet göstermeli şu anda bizim gündemimizde tartıştığımız konular arasında o. Belki de şekillenecek daha ilerleyen zamanlarda. Zaten ama şu şekillenmesi, an bir... şekillenmesi gündemde ve şekillenmek zorunda. Bu hep böyle oldu. Şimdi yine deniz hukukundan örnek verecek olursam, deniz hukukunda da bir açık denizler rejimi var. Derin deniz yatağında maden çıkarmak serbest ve onun da bir hukuki rejimi var hali hazırda. Onun gibi ona benzer ya da çok daha farklı bir hukuki sistemin getirilmesi şart. Evet. Mesela bir 67 yılında uzay anlaşması var sanırım. Evet. Bir de 79 yılında ay anlaşması diye bir anlaşma var. Evet. Bunun genel hattı ne hocam? Şimdi ben anlaşmalar olduğunu biliyorum ama tabii sizin gibi hakim değilim. Yani neyi sınırlıyor ya da hangi uyuşmazlıklar? Tabii ki
1967 uzay anlaşması en temel anlaşma. Yani uzayın hukuki rejimini, uzay faaliyetlerinin hukuki rejimini öngörüyor. Bu ne demek? Demin bahsettiğim serbestliler mesela uzay anlaşmasında. Uzayda egemenlik yasağı yine uzay anlaşmasında. Uzayın barışçıl amaçlarla kullanılması uzay anlaşmasında. Aynı zamanda işte astronotların hukuki statüsü, astronotların insanlığın elçisi olması, onların böyle kaza, zorunlu iniş gibi hallerde kurtarılması ve geri iade hükmü, zarardan sorumluluk. Hani uzay araçlarının verdiği bir zarar meydana geldiğinde ondan kimin sorumlu olacağı. Aynı zamanda devletlerin kendi kamu ve özel kişilerinin uzay faaliyetlerini yönetme yükümlülüğü. Bu tür genel sorumluluklar, serbestler ve sınırlar uzay anlaşmasında. Ha tabii sonrasında özel astronotların kurtarılması, uzay araçlarının kurtarılması ve iadesine ilişkin sözleşme de akdedildi. Onun dışında tescil sözleşmesi de akdedildi. Onun dışında sorumluluk sözleşmesi akdedildi uzayla ilgili ve en sonunda sizin bahsettiğiniz ay anlaşması. Lafınızı unutmayın, şöyle tamamlayayım. Şimdi ay anlaşması da uzay anlaşmasıyla paralel ama ay anlaşması ay gök cismi olarak, ay ve diğer gök cisimlerini özel olarak düzenliyor. Uzay anlaşması bütün uzay boşluğunu, ben de onu soracaktım zaten. Mars için ayrı mı yapılır mesela ileride? Şu anda yapılmasa bile ay anlaşması onu kapsıyor. Şey gibi işte TCK, CMK işte gibi aynı bizim bildiğimiz hukuk şeyleri gibi orada da Mars olabilir. Anlaşması, ay anlaşması, olabilir. Jüpiter mesela. Devletler bir araya gelip Mars için onun hukuki rejimini düzenleyecek ayrı bir anlaşma akdedebilirler. Ama onlar düzenleyene kadar orada uzay anlaşması ve özel olarak da ay anlaşması geçerli. Tabii ay anlaşmasında şunu bahsetmek gerekiyor. Sadece 18 devlet taraf, Türkiye'de taraf devletlerden bir tanesi. Çok uygulanabilirliği olan bir anlaşma değil. O yüzden yarın öbür gün gerçekten Ay'a gidildiğinde ve Ay'da ve Mars'ta gerçekten insan yerleşimi ve insan faaliyetleri bir fiil başladığında bağlayıcı ve daha sağlam bir anlaşmaya ihtiyacımız olacak. Sizin öngörünüz ne hocam? Peki yakın bir zamanda Ay'da bir üs kurulup oraya insanlar turistik geziler dahilinde ya da başka bir şekilde ticaret hemen olmaz ama Ay'dan bir şey alıp getirmek gibi ama ya, ne olabilir olarak, sizin fikriniz? Ya da Mars da olabilir. Yani Artemis zaten bunu amaçlıyor. Şu anda Amerika'nın amacı. Birinci görev tamamlandı zaten. Orion uzay aracı gitti, dolaştı, geldi. Şimdi ikinci görevde insanla gidip bir dönüp gelecekler. Üçüncü görevde artık Ay'a inecekler. İniş yani benim öngörüm değil, şu anda planlanan oraya inip önce bir Ay'da özellikle kaynak olarak ne var? Bizi daha Ay'ın ötesine taşıyacak kaynaklar neler? Ay'ın ötesine gidebilmemizi sağlayacak kaynaklar neler? Aslında Ay'dan ziyade Mars için belki daha bunlar konuşulabilir. Çünkü işte dünyanın yok olması, küresel iklim krizleri, sonrasında oraya yerleşme gibi. Esas ana hedef şu an için Mars zaten. Mars'ta bir koloni kurmak, Mars'a yerleşmek. Evet. Bir de mesela bu şey yani uzay hukukunda Rus gözlem uydusu Kanada'ya düşmüştü. Evet. Tarihini hatırlamıyorum ama Kozmos 954 evet, sanırım. 1970'lerde düştü. Evet. Kanada sanırım ya 3 milyon dolar mı ya da 6 milyon dolar gibi bir 6 milyon Kanada istedi, doları istedi Rusya'dan. Evet. Rusya da bunu ödedi ama hepsini ödemedi. Evet. Yarısı. Şimdi orada bir hukuksal bir uzlaşma oldu. Evet. Değil mi hocam? Şimdi o uzlaşma neye göre belirlendi? Yani var mı yani ülkelerin kabulüne göre mi belirlendi yoksa bu bahsettiğiniz yasalar çerçevesinde mi oluştu o? Çünkü sonuçta nükleer enerjiyle çalışıyor uzay araçları ve düştüğü zaman da büyük bir alanı radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya. Onun temizlenmesi, onun işte oranın tekrar yaşanılabilir hale getirilmesi için bir süreç gerekiyor. Bunun için ücret ödedi. İşte evet. Oradaki şeyi ben sizden bir dinlemek istiyorum. Şimdi işte o kazada neyse ki can kaybı olmadı çünkü yerleşim olmayan bir alana düştü Kozmos uydusu. Ama nükleer enerjiyle çalıştığı için senin dediğin gibi bir kirletme, büyük bir alanda kirlenme yaşandı.
Kanada o kirlenmeyi temizlemek için senin de dediğin gibi 6 milyon Kanada doları ödedi. Şimdi burada uygulanacak hukuki rejim esas olarak sorumluluk anlaşması olabilir. Sorumluluk anlaşması yalnız olabilirdi. Yani şöyle olsaydı, yani bir insana cana zarar verseydi ya da bir mala zarar verseydi. Evet, olurdu. Orada ne olurdu? Orada ne olurdu? Fırlatan devlet olarak Rus devleti mutlak olarak verilen zarardan sorumlu olurdu. Burada bir çevresel zarar var. Dolayısıyla tamamen bir kurtarma anlaşmasının uygulandığından söz etmemiz mümkün değil. Ama kurtarma anlaşmasının uygulandığını varsayacak olursak, kurtarma anlaşmasında bir zarar meydana geliyor. Yeryüzünde meydana gelen zararlar için fırlatan devlet, yani kendi ülkesinden fırlatan ya da kendisi fırlatma faaliyetine bir fiil tesis ayıran devlet sorumlu oluyor mutlak olarak. Yani kusuru olsun, o uydunun düşmesinde kusuru olsun ya da olmasın, verilen bütün zararlardan mal kaybı, can kaybı, cana zarar, mala zarar şeklindeki zararlardan sorumlu. Şeyde giriyor mu devreye? Taksir. Gerçi hepsi taksirdir sonuçta. Yani, değil mi? Yani kim bilerek düşmüyor. Ya taksirli ya da taksirin burada bir önemi yok çünkü mutlak olarak sorumlu. Eğer uzayda bir zarar meydana gelirse orada bir kusur aramak durumu söz konusu olur. Kusuru oranında, kusuru varsa sorumlu oluyor fırlatan devlet. Ya buradaki olayda tam olarak zarar sözleşmesi uygulanamazdı. Çünkü zararın tanımına girmiyordu. Ama genel çevre hukuku kurallarına göre kirleten öder prensibi vardır çevre hukukunda. Uluslararası çevre hukukunda kirleten öder prensibi uyarınca Rusya ödedi. Tabii anlaştılar en sonunda. Sadece yarısını ödedi ve Kanada kapattı meseleyi ve halloldu. Şöyle bitireyim mesela bu soruyu. Zarar sözleşmesinin kapsamına girecek bir zarar ve tazmin olsaydı ne olurdu? Zarar sözleşmesi devletler arasında bir diplomatik talebi önce ister. Yani diplomatik yollarla devlet bir yıl içinde zararı meydana getiren cismin, fırlatan devletinin tespit edildiği andan itibaren bir yıl içinde, yani fırlatan devletin kim olduğunu öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl içinde diplomatik kanallardan tazminatınızı talep etmeniz gerekiyor sözleşme uyarınca. Eğer bu bir yıl içinde çözüm alamazsanız bu sefer size bir hakem komisyonu kurmayı öngörüyor. Bildiğimiz hukuk, bizim buradaki hukuktaki tabii, gibi şeyle benzer. Bir hakem komisyonu kuruluyor. İki taraf işte kendi hakemlerini belirliyor. Üçüncü hakem tarafların ortak kararıyla, eğer kararlaştıramazlarsa Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri yoluyla belirleniyor ve o hakem komisyonu bir yıl içinde karar vermek durumunda ve o karar kesin. Öyle bir uyuşmazlık olurdu. Bu uzayda çöpler var ya hocam mesela, evet. Oradaki çöpler için de bir hukuksal bağlayıcılık söz konusu olur mu ileride? Yani çünkü işte Çin, Rus, herkes gönderiyor bir şeyler ve evet, sonuçta çöpler de birikiyor. Yani sizin fikriniz ne olur o konuda? Yani onun hukuksal süreci? Yani şimdi serbestliği olduğu için bütün, yani serbestliğinin sonucunda fırlatılan bütün uzay cisimleri çöp olmaya aday. Hani bunu engelleyen uzay çöpü yaratma yasağı gibi bir şey söz konusu olamaz. Şu anda uzay çöplerinin azaltılması için, yani uzay çöpü oluşumunun minimuma indirilmesi için çeşitli kılavuz kurallar var. Kılavuz kural da şu, yani biz öneriyoruz devletleri bunu yapmasını. Yaparlarsa ne ala, ama bağlayıcı değil. Bu kılavuz kurallar işte özellikle diyor ki siz öyle bir dizayn edin ki uzay aracınızı işte herhangi bir atık oluşturmasın görev esnasında ve görev tamamlandığında da eğer alçak yörüngede ise atmosfere düşürün, eğer jeostasyoner yörüngede ise işte mezar yörüngesine gönderin. Yani bu şekilde görevinizi planlayın ki özellikle ihtiyaç duyduğumuz yörüngeler tekrar tekrar kullanılabilsin. Ama
Ya uzay çöpü, şöyle söyleyeyim, uzay aracı hala görevde olup olmamasına göre tanımlanmıyor uzay hukukunda. Dolayısıyla bir devlet uzay aracını fırlattığı zaman, yani o uzay aracı yörüngeden çıkana kadar sorumluluğu devam ediyor. Ha, tespit edebilirseniz sorumlu devleti, o zaman tazmin sistemlerini devreye sokabilirsiniz. Ama bir santim bir parça sizin uzay aracınıza çarparsa yörüngede ve onu tespit edemezseniz, mesela şey ne olurdu? En son yine bir Çin'in sanırım bir uzay uydusu sanırım düşecekti ve hatta birkaç ülkeye düşebilir, Türkiye'ye de düşebilir dendi. Sonra okyanusa düştü. Evet. Kapandı konu. Aynen. Orada bizim ülkemize düşseydi ya da ne olurdu? Ya da zarar verseydi bize? Zarar verseydi. Gene aynı Rusya-Kanada olayı gibi mi? Evet. Evet. Yani dediğim gibi, eğer çevresel zarar oluşursa kirlese öder. Mala zarar, can kaybı, ona ilişkin zararları mutlaka tazmin etmekle yükümlü olurdu. Ama bunlar tabii diplomatik kanallarla öncelikle istenirdi. Hocam siz kendinizi nerede görüyorsunuz peki? Yani şey mi düşündünüz? Ya hazır şimdi uzay boş, ben işe buradan girenlerden olayım mı dediniz? Yoksa şey mesela atıyorum, NASA'da çalışmak ya da işte Amerika'da ya da SpaceX gibi o tarz bir firmalarda, yani uzay işiyle ilgilenen bir firmanın avukatı olmak, ya hukukçusu olmak ister misiniz? Nerede görüyorsunuz onu? Ben halihazırda akademisyenim ve akademiye devam ediyorum. Öncelikle hani akademik işi özel sektöre geçeyim geçmeyeyim bırakmak istemem. Çünkü uzay hukukunu sevdiğim kısmı, ama bir yandan da aslında beni yoran kısmı, aslında hepimizi yoran kısmı, kural az. Suistimali açık. Suistimali açık. Hukuki boşluk. Çok. Çok fazla. Ve biz bu hukuki boşlukları yorum yoluyla nasıl kapatabiliriz? Ya da artık yorum yoluyla kapatılamayacak boşluklarda da neler düzenlenmesi gerekir? Ve buna ilişkin benzer hukuk kuralları nelerdir? Hep onların arayışındayız. Benim isteğim, demin de Halit Bey'e de söylüyordum, yani yarın öbür gün böyle bir hani uzay faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini de destekleyen bir uzay politikası oluşturabileceğim bir mecrada görev almak. Uluslararası arenada, hem ulusal hem uluslararası arenada. Şu an Ankara Üniversitesi'nde miydiniz hocam? Ben Ankara Üniversitesi'nden yeni ayrıldım ama uzun yıllar hem master'ımı hem doktorumu Ankara Üniversitesi'nde yaptım. Şimdi İsviçre'de bir üniversitede Ocak ayından itibaren postdoc'a başlayacağım. Postdoc yapıyorsunuz ama şey bağlantılı mı? Tekrar gelecek misiniz yoksa? Bağlantılı değil. Değil. İsviçre'nin bilim komisyonundan aldığım bursla başlayacağım. Tamamen orada. Ne önerirsiniz öğrencilere, mesela gençlere, akademisyen olur ya da şu an hukuk okuyan arkadaşlar da olabilir. Yani bir akademisyen olarak özellikle fikrinizi merak ettim. Yani yurt dışına gitsinler mi? Fırsat çıkarsa. Onu soruyorum. Ya fırsat çıkarsa kelimesi bilmiyorum, biraz değişik. Ama şimdi postdoc ben de yapmak isterim ama sizinki buradaki akademisyenliğinizden ayrılıp artık o üniversitede devam edeceksiniz akademisyenliği hayatınıza. Yani tamamen yerleşme gibi. Yani yapıp gelmek değil herhalde. Yani yapıp gelmek gibi bir zorunluluğum yok çünkü bursu buradan almıyorum. Yerleşme mümkün olursa evet, çünkü ailem orada. Hani biraz ailevi sebeplerden hani gittiğimi söyleyebilirim. Ben hukukçu arkadaşlar özellikle uzay hukukuyla ilgilenmek istiyorlarsa mutlaka uluslararası hukuku iyi öğrenmeleri gerektiğini söylemek isterim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü hukuk fakültelerinde uluslararası hukuk biraz böyle geri planda kalan bir derstir. Çünkü sizin başta sorduğunuz soruda, İşte niye boşanma avukatı değil, niye ticaret hukuku çalışmadığınızda? Çünkü o tür derslere para getirdiği için avukatlıkta daha çok önem verilir. Eğer ticaret hukuku çalışılmak isteniyorsa, eğer para kazanılmak istiyorsa tabii ki. Uzay sektörü de Türkiye'de geliştikçe para kazandıracaktır bu arada. Yani uzay hukuku bilmek de ekstra. Zaten uzay hukuku bilmek sadece benim bildiğim, şu anda bahsettiğim konuları bilmek değil, yani bütün aslında ulusal düzlemde bütün aslında ticari hukuku, işte borçlar hukukunu bilmeyi de gerektirecek yarın öbür gün sektörümüz gelişince
Dolayısıyla ama uzay hukuku çalışmak istiyorlarsa uluslararası hukuk, uzay hukuku, diğer devletlerde gelişen sistem, dünyadaki hukuki tartışmalar mutlaka takip etsinler, yabancı dillerini geliştirsinler. Bu işin akademik boyutu evet dışarıda. Yani çok çok iyi master ve doktora programları var dışarıda. Gönül ister ki Türkiye'de de bir, bunu mümkün olan her mecrada söylüyorum, Türkiye'de de bir uzay hukuku araştırma merkezi kurulsa ve tamamen buna yönelik çalışmalar yapılsa güzel olur. Belki bu arkadaşlar ön ayak olurlar. Belki de hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Vaktinizi ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Konuşmanız var. Çok da oyalamak da istemiyorum sizi. Teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum ben de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.